Merhaba. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programına hoş geldiniz. Ben Doktor Öykü Özçelik. Bu hafta etik kavramı, psikiyatride etik konusunu ele alıyoruz. Konuğumuz uzman doktor Abdullah Yıldız. Kendisi psikiyatri uzmanı hekim ve şu anda tıp etiği ve tıp tarihi alanında çalışmaktadır. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar, iyi akşamlar. Vakit ayırdığınız için, programda yer aldığınız için teşekkür ediyoruz hocam öncelikle. Neden de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. O zaman hocam merak ettiklerimizle başlayalım. Temel bir noktadan başlayalım istiyoruz aslında. Etik olmak, etik olanı yapmak, sıkça duyduğumuz ifadeler ve aslında biraz da her duyanın farklı şeyler anladığı ifadeler oluyor. Etik deyince peki hocam ne anlamalıyız? Etiğin yaşamdaki yeri nedir? Teşekkür ediyorum. Çok anlamlı bir soru. Biz de etikle ilgili gerek kendi öğrencilerimizle konuşurken, bu disiplinde çalışan arkadaşlarımızla, kendi meslektaşlarımızla da konuşurken çok zaman zaman tartıştığımız, zaman zaman da işin çokça içinde olmaya bağlı olarak işte bu etik değil, şu etik değil gibi ifadelerin içeriklerine ilişkin de bunlar gerçek bir anlama işaret ediyorlar mı, etmiyorlar mı gibi kendi aramızda tartıştığımız konulardan. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Etik tam da hayatın içinde olan bir şey. Dolayısıyla eylemlerimizde, yapıp etmelerimizde sürekli içerisinde yer aldığımız ilişkiler üzerinden tanımlayabileceğimiz. Fakat bu tanımlamayı da bir sistematiğe oturtmak gerekirse bir felsefi etkinlik alanı olarak değerlendirebileceğimiz bir kavram aslında bakınca. Yani bu anlamda etiğin kendisi doğrudan bir felsefi anlamı işaret ediyor. Bu da ilk günden itibaren, yani felsefenin en azından antik Yunan'dan beri ana disiplinlerinden birini oluşturuyor etik. Ontoloji ve epistemoloji ile birlikte. Dolayısıyla bu yönüyle ahlakın felsefesi diyebileceğimiz, değerlerin felsefesi diyebileceğimiz bir disiplin olarak değerlendirebiliriz. En yalın haliyle bu şekilde. Gerçekten de eti ilk tanımlayan filozoflar da sizin işaret ettiğiniz yönüne vurgu yapmışlar. Bir pratiğin altına yerleştirmişler bunu. Yani günü yapıp etmelerimizde, ötekiyle ilişkilerimizde ortaya çıkan durumlara ve kavramlara işaret ediyor. Ama takdir edersiniz ki etik çok çok daha geniş de bir kavram. Altında birçok kategori var. İşte pratik anlamda tıp etiği dediğimiz, biz hekimlerin daha çok içine düştüğümüz tıp etiği gibi alandan tutun da etik kavramların doğruluğu ya da yanlışlığı, bir anlama işaret edip etmedikleri gibi daha soyut tartışmalara giden meta etik gibi alanlara gibi böyle bir spektrumu da işaret ediyor diyebiliriz etikle ilgili olarak. Çok güzel bir giriş oldu hocam. Yani günlük yapıp etmelerin tam da aslında göbeğinde ve her birimizi ilgilendiren bir kavramdan bahsediyoruz. Peki biz bir de psikiyatride etik nerede durur? Bunu sormak istiyoruz. Etik kavramı psikiyatri için nasıl bir anlam taşır? Çok teşekkür ederim. Şöyle bu soruya aslında cevap vermeden, yani bunun üzerine konuşmadan önce daha doğrusu, psikiyatri ihtisasıma, yani siz bunu tam da sorduğunuzda psikiyatri ihtisasıma başladığım günlere kadar geri gitmiş oldum. Hocalarımızdan biri o zamanlar, yani etik psikiyatrinin adeta ne diyeyim, yani yapışık ikizi, asla ondan ayıramadığımız, felsefi anlamda kullanacak olursak içkin diyebileceğimiz, yani doğrudan böyle psikiyatriyle etiği birbirinden ayıramadığımız bir yapıya işaret ediyor aslında. Bu bağlamda da ben hakikaten şeyi de Türkiye Psikiyatri Derneği'nin mottosunu da çok anlamlı buluyorum. Gerçekten çok kritik kavramlara işaret ediyor. Bilim ile profesyonelliğimize belki gönderme yapıyor. Etik ile bir meslek oluşumuza, biliyorsunuz mesleklerin bence en önemli, en kritik özelliklerinden biri bir etikle kimse onlara henüz bir kural koymamışken kendilerine kurallar koyarak
bir güvenilirlik sağlamaları ve bunun üzerinden de bir dayanışmaya işaret etmeleri. Bu yönüyle yani bana hep şey gibi gelmiştir. Yani psikiyatri ve etik böyle içkin, birbirlerinden ayrılamaz kavramlar gibi gelmiştir. Gerçekten de böyle tıp tarihi ve tıp etiği açısından da baktığımızda, biraz önce girişte etikle ilgili konuşurken şey demiştim. Tıp etiği dediğimiz etik daha çok uygulamalı ya da pratik etikler altında yer alıyor. Tıbbın kendi içerisinde, tıp etiğinin kendi içine baktığımızda neredeyse ayrıca bir disiplin olabilecek kadar bir anlama işaret eden birkaç disiplinden biri. Ayrıca bir psikiyatri etiği literatürünü görebiliyoruz gerçekten. Dolayısıyla psikiyatri etiği kendi başına hem tıp etiğinin genel konularını içeren hem de kendine özgü konularıyla çok müstesna bir yerde diyebiliriz. Tıp psikiyatri etiği için neredeyse ayrı bir disiplin gibi. Evet. Bu çok iç içe durumu biraz açalım isterim hocam. Şöyle ki yine aslında en çok hani hekimlerin de arada bazen kalabildiği, hastaların bu konuda aydınlanması gerektiğini düşündüğümüz bir nokta hasta-hekim ilişkisi kısmı. Sınırların nasıl çizildiği, hasta-hekim ilişkisi konusunda sınırların nasıl çizildiği konusunda bazen endişeler de olabiliyor. Hasta-hekim ilişkisinde sınırlar olmalı mı hocam? Öncelikle öyle sorayım. Neden sınırlar olmalı yahut neden olmamalı? Çok kritik bir soru gerçekten bu. Yani aslına baktığımızda psikiyatrinin kişilere yöneliminde biz psikiyatri tıbbın içinde de biraz müstesna bir yerde oluyor. Diğer alanlar gibi genellikle yaptığımız işi tıbbın diğer branşlarını aslında böyle nitelemek istemiyorum ama görece teknisyen yani tehnenin diyebileceğimiz pratiğin önünde olduğu disiplinlerken psikiyatri de bunun biraz daha böyle sosyal bilimler, tanısal yöntemlerimizin hastalarımızla çok yakın ilişkiler kurmamızı gerektirdiği yani tanımız neredeyse hastayla ilişkimiz üzerine kuruluyor çoğu zaman. Dolayısıyla hasta ile ilişkilerimizde etik sınırların olmaması gibi bir kavramdan bahsetmek güç. Gerçekten de bu alanda özellikle hasta hekim ilişkisinde sorunlar ve sınırlar başlı başına psikiyatri etiğinin bir tartışma kategorisi olarak değerlendirebiliriz. Örneğin baktığımızda kesin sorunlar dediğimiz bazı durumların açık bir şekilde bizim etik kodlarımızda yasaklandığını görüyoruz. Bunlara belki normatif etik diyebiliriz. Örneğin ne diyebiliriz? Birçok branştan ayrı olarak cinsel ilişki gibi bir durumun, bir yakın ilişkinin bu anlamda psikiyatride açıkça yasaklanmış olduğunu ifade etmek mümkün. Yine psikiyatrik olanakların ve gücün yani psikiyatristin bu ilişkiden kaynaklanan gücünün kötüye kullanılması gibi bir ihtimal, bunun tamamen yasaklandığını görüyoruz. Yetkisini kötüye kullanma, bu hasta-hekim ilişkisinde ortaya çıkan ilişkileri kötüye kullanmanın kesin sınırlarla etik açıdan uygun olmadığını söylemek mümkün. Hatta biliyorsunuz bazı psikoterapi yaklaşımlarında, psikiyatrinin bazı yaklaşımlarında bu sınırlar daha da özel anlamlara işaret ediyorlar ve tedavide de çok derin anlamlar oluyor. Özellikle psikanalitik yaklaşımlar gibi yaklaşımlarda sizin hastayla ilişkinizde olduğunuz model, hastanın dünyaya bakışı ve varoluşundaki değişiklikler açısından baktığımızda psikiyatristin bu anlamda sınırlarının farkında olması çok önemli bir konu. Bu gerçekten de vurgulanıyor psikiyatristler için. Bir erdem olarak diyebiliriz. Hatta psikiyatri etiğine bazı teorisyenler, psikiyatri etiğiyle ilgili teorisyenler, psikiyatristlerin kendilerine özgü erdemleri olmaları gerektiğini ifade ediyor. Bu erdemlerden birisi de tedavi süreçlerini yürütürken aynı zamanda etik üzerine, kendi üzerine bir öz farkındalık, kendine ilişkin bir refleksiyona sahip olması şeklinde değerlendirebiliriz. Bu daha çok sınırlardan bahsettim. Bir de bağlamsal sorunlar ya da sınırlardan bahsetmek mümkün. Bu da terapötik girişime, hastalığın doğasına, bazen de kültürel bağlama bağlı olarak da değişebilecek şeyler. Örneğin
bir genç hasta ile yaptığımız görüşmedeki sınırlarımızla bir erişkin hastada yaptığımız görüşmedeki sınırlar, bir kişilik bozukluğu hastasında yaptığımız görüşme ile bir psikotik hastada yaptığımız görüşmede takındığımız tavır ve sınırlar biraz daha değişebiliyor, biraz daha esnek olabiliyor. Belki bu açıdan hekimin kendisini mesela bir ölçüde hastaya açması konusu zaman zaman gündeme gelmiştir. Bazı terapilerde, örneğin destekleyici terapilerde, BDT'de bu görece etik olarak da kabul edilebilirken, psikanaliz gibi yaklaşımlara doğru yaklaştığımızda bunların sınırlarının daha net çizildiğini söyleyebiliriz. Yine bu ilişki içerisinde zaman zaman hastayla bu ne diyelim hediye, alışverişi gibi konular bazen gündeme gelebiliyor. Bu da genel olarak psikiyatride bir tartışma konusu, belki etik açıdan da değerlendirilebilir. Örneğin bir paranoid hastada böyle bir ilişki ne anlama gelir? Bunlar belki üzerine yine biraz refleksif şekilde ve olguya özel olarak düşünmeyi gerektiriyor. Bunlar biraz daha ne diyelim esneyebileceğimiz yerler. Ama işte cinsel ilişki, istismar, yetiği kötüye kullanma gibi şeyler sınırların daha net çizildiği alanlar diyebiliriz. Bir de bazen ben şimdi şey aklıma geldi, kamusal alandaki ilişkiler. Örneğin klinikte takip ettiğimiz bir hastayı sokakta gördüğümüzde ne yapmalıyız gibi. Bunlar da yine bağlamsal sınır durumlar olarak değerlendirebileceğimiz, gri alanlar olarak değerlendirebileceğimiz durumlar. O zaman da herhalde biraz refleksif, durumu özgü düşünerek davranmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Bir örnek şöyle olabilir mi hocam? Şu da merak ediliyor. Eş, dost, arkadaşlarımızın hastası ya da hani hekimler için de eş, dost, arkadaşlarımızın terapisti olabilir miyiz? Ya da önceden hastası olduğumuz bir hekimle daha sonra arkadaşlık, tedavi tamamlandı diye düşünüp daha sonrasında arkadaşlık edebilir miyiz? Yani aslında biraz önce konuştuklarımız biraz bunlara da işaret ediyor. Yani bunları yapabiliyor olmak için özellikle eş, dost ve arkadaşlarımızın terapilerini yapabiliyor ya da tedavilerini üstlenebiliyor olmamız için bizim kendimize gerçekten şunu söylüyor olabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Genel yaklaşım da bu şekilde, en azından etikte benim bildiğim kadarıyla. Yani kendimi, bilincimi o an için bütünüyle paranteze alıp bambaşka bir benlik olup onunla görüşüp sonra bunları unutabilip gündelik hayatımda bunların hiçbir şekilde ilişkimi değiştirip belirlemeyeceğini düşünüyorsam olabilir belki, ama bu soruya herhalde olumlu bir cevap vermemiz mümkün değil. Dolayısıyla bu çok uygun değil. İkinci kısmı biraz unuttum, neydi? Ben şey kaçırdım. Daha önce tedavi gördüğümüz ya da psikoterapi aldığımız bir hekimle daha sonra arkadaşlık edebilir miyiz? Yani bu genel tıp etiğinde tartışmalı bir konu olmakla birlikte psikiyatride genel olarak bunun ne diyelim çok uygun olmadığını değerlendirebiliriz. Yani psikiyatride ilişki sadece o terapötik süreçte değil, sonrasını da ilgilendiren bir sınırlamayı içeriyor genellikle. Bu yorum yapmak mümkün. Benzer durumları belki konunun kapsamını biraz aşmış olacağım ama sadece değinmek adına söylüyorum. Sizin dizgenizi de bozmak istemiyorum açıkçası, ama şunu demek isterim. Bu meslektaşlarla ilişkilerimizde de geçerli. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Zaman zaman belki gündeme gelen konulardır bunlar. Sadece psikiyatri özgü değil, genel eğitim kurumları açısından. Mobbing, eğitimde hiyerarşik ilişkiler, asistan hekim, hoca ilişkileri vesaire gibi durumlarda da benzer sınırların olduğunu ifade etmek mümkün. Bu hiyerarşik ilişkinin hocalar tarafından kötüye kullanılmaması gibi şeyler, özellikle eğitim ortamında sınırların net çizilmesine bahsedebiliriz. Teşekkürler hocam. Aydınlatıcı oldu bu kısım. Sağlık ortamının her alanında olduğu gibi psikiyatride de, belki psikiyatride daha da önem kazanan bir nokta hasta yakınları. Hasta yakını hakları ve dahi görev ve sorumluluklarından bahsediyoruz. Tıp etiğinde hasta yakınlarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz hocam? Yani hastaları hakkında şöyle açayım. Hastaları hakkında bilgi talep etmenin
sınırları nelerdir ya da hasta yerine karar almak gibi talepler oluyor bazen. Bu konuda neler söylersiniz? Güzel. Aslında biz burada temel ilkelerimizden biri aslında ta Hipokrates'e kadar geri götürebileceğimiz, biliyorsunuz, diyor ki hastamın evine girdiğinde orada kalan, orada gördüğüm orada kalır şeklinde bir ifadesi, en azından anlamsal olarak böyle bir ifadesi var. Ve o günden bugüne hekimler için bir motto. Bu anlamda bu güven ilişkisi hastaların yakını da olsa hasta lehine sürdürülmesi gereken bir ilişki. Dolayısıyla hastanın izni, onayı, bilgisi olmadan başka bireylerin bilgilendirilmesi genellikle tıp etiğinde uygun gördüğümüz bir durum değil. Hasta özelliğini korumak adına. Hastanın aksi bir beyanı yok ise yakınlarımı bilgilendirin şeklinde. Fakat psikiyatride zaman zaman daha özel ve özgün durumlarda ortaya çıkabiliyor. Özellikle bizim hastalarımız zaman zaman gerçeği değerlendirmelerinin bozulduğu durumlar olabiliyor. Kendilerine ve çevreye zarar verme potansiyellerinin ortaya çıktığı durumlar olabiliyor. Bu tür durumlarda hastalarının hasta yakınlarını sürece dahil etmek, onları bilgilendirmek, ama bir elbette şey koşuluna da vurgu yaparak aslında hastanın haklarının, kişiliğinin, otonomisinin bütünüyle ortadan kalktığı düşüncesine de sahip olmadan, hastayı sürekli sürecin içerisinde tutarak hasta yakınlarını bu süreçlere dahil edebiliriz. Özellikle gerçeği değerlendirmenin bozulduğu durumlarda. Buradaki değerlendirmemiz de gerçekten tıbbi bir kanaate dayalı olmalı. Yani tıbben hastanın durumunda bir bozulma olduğunu, tıbben psikiyatrik olarak hastanın gerçeği değerlendirmesinin bozulduğunu ya da yeterliliğinin azaldığını ya da kendisine ve çevresine zarar verme potansiyelinin ortaya çıktığını düşünüyorsak, o zaman hasta yakınlarını sürece dahil etmek gerekiyor. Onun dışında, çünkü şöyle bir risk oluyor. Tıbbi olmayan durumlara doğru bir kayış olduğunda psikiyatrinin geçmişinde zaman zaman atfedilen psikiyatrinin kötüye kullanımı, birileri tarafından birilerinin ne diyelim zapturapt altına alınması gibi temel bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Belki bu durumlarda yine hastayı önceden bilgilendirmek, kime bilgi verelim, hangi yakınımızla konuşalım, bu konuda bir neler söylemek istersiniz gibi güvenilir. Yine bizim kişisel değerlendirmelerimizde de bu yakın kim olabilir gibi kavramlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bizim hastalarımızda bazen biliyorsunuz bazı travmatik hastalar görebiliyoruz, aile içi travmalar görebiliyoruz, cinsel istismar hastaları görebiliyoruz vesaire. Bu durumlarda bazen yakınları dediğimiz kişiler bu sorunun bizzat kendisi olabiliyor. Bu anlamda bu duyarlılığa sahip olmak kritik gibi görünüyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Eksik bir şey bırakmamışımdır umarım. Hasta yerine karar almakla ilgili hocam, bazen işte özellikle psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin yakınlarında, psikiyatri özelinde yine merak ediyorum. Hangi durumlarda hasta yakınları hasta yerine karar alabilir? Böyle bir şey mümkün müdür? Evet, mümkün aslında tıbbetinde genel anlamda. Bu da nedir? Hastanın özellikle gerçeği değerlendirme kapasitesinin bozulduğu durumlarda hastanın yerine bir yakınını sürecin içerisine dahil edebiliriz. Bazen konsültasyon psikiyatrisinde de biz bu tür hastalarla karşılaşırız. Örneğin delirumdaki bir hastayla ilgili bir karar verilecektir. O sürede kişinin değerlendirilmesi bozuktur. Hastanın yakınını sürece dahil edebiliriz. Maalesef bizde şöyle bir bazı sıkıntılar var. Özellikle bir zaman zaman psikiyatri camiasında, ruh sağlığı çalışanları camiasında bir gündeme gelen bu psikiyatri yasasının, ruh sağlığı yasasının yokluğu bazen bunları bu durumlarda psikiyatristi biraz zorlayabiliyor. Bazen çünkü bazı başka ülkelerde hastaların yakını olmasa bile onların üstün yararlarını korumak adına hekimlerin önerileriyle farklı kurumlar da sürecin içine dahil edilip hastanın yararı adına süreci devralabiliyorlar. Buradaki ilkemiz de gerçekten hastanın yararına olacak şekilde kişileri sürecin içine dahil etmek şeklinde karar verebilirler. Örneğin psikotik bir hastamız olduğunu düşünelim. Gerçeği değerlendirmesinin bozulduğu bir süreçte yakınlarının
onun adına karar verme süreçlerine dahil edilmesi beklenir bir şey. Benzer bir durum bipolar hastalıklarda olabilir. Yine mental retardasyon hastalarında kötüye kullanımlarını engellemek amacıyla yakınlarını sürece dahil etmek gerekebilir. Biliyorsunuz zaten yasalarla da benzer durumlarda bazen bize sorular soruluyor. Vasi tayini, veli tayini gibi durumlar. Bunlar biraz da bunlarla da ilişkili durumlarda da benzer durumlar ortaya çıkabilir. Yine demans tablolarında. Ama burada şöyle şuna da belki dikkat çekmek gerekiyor. Bu tür yeterliliklerin ya da kapasitenin hastanın durumunun bir bütünüyle ortadan kalkmayabileceği, belli kararlarını yakınlarına aldırsak da tüm kararlarından işaret etmeyebileceği, belli bazı durumlardaki olaya özgü başka birini devreye sokabilirken diğer bir kararı kendisinin alabileceğini değerlendirebilmek mümkün. Yani böyle dereceli bir yaklaşımdan bahsedebiliriz. Ve bunun bir de kalıcı olmadığı bir süreç olduğu, süreçte işler yoluna girdiği zaman bu karar verme mekanizmalarını en kısa zamanda tekrar hastamızı dahil etmemiz belki de en kritik aşamalardan birisi. Şimdi biraz daha hem kritik hem eğlenceli tarafı olabilir mi diye bir medya ile ilgili bir soru sormak istiyoruz hocam. Hem eğlenceli hem riskli bir alan aslında dedik. Böyle bir dünya medya. Medya etiği aslında hani başlı başına çok geniş ele alınabilir. Sizin söyleyecek çok şeyiniz vardır eminim. Ama hani yine psikiyatrik tarafıyla ilgili psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin medyada ele alınış biçimi ve yine aslında bir tartışma konusu da olan medyatik kişilere, belki de bazen yöneticilere tanı koyma, kişilik yapılarıyla ilgili yorum yapmayla ilgili etik tutum nasıl olmalı hocam? Yani evet, bu son dönemde özellikle medyanın dijital çağında ne diyelim, hayatımızı tamamen belirlemesi de oldukça popüler hale gelen konulardan bir tanesi. Bunun yanında zaman zaman işte medyada diziler, programlar, burada hastaların yaşamlarının ne diyelim sunulması yine benzer anlamda bizi gerçekten üzerinde düşündürme sevk eden bir süreç. Kişiler ilk anlarda, ilk bakışta kendi değerlendirmelerinde bunların çok doğal olabileceğini düşünüyor olabilirler. Ama bizim genel yaklaşımımız etik açıdan, yani hekimliğin genel kriterlerine bakalım, hiç daha etik ilkelerine bakalım, henüz psikiyatri etiğine girmemiş olduğumuz durumda bile hastaların özelliklerinin, mahremiyetlerinin korunma hakları olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla daha en başından kendisini değerlendirmediğimiz, hakkında bir görüşe sahip olmadığımız biri hakkında zaten bir görüş beyanı bir kere profesyonelizme ve zaten bilim etiğine aykırı. Bu yönüyle sorunlu. İkincisi, zaten bunu ifşa etmek kendinde sorunlu. Çünkü bu kişinin mahremiyetini doğrudan ihlali anlamına geliyor. Biliyorsunuz bilimsel yayınlarda bile, olgu çalışmalarında bile biz hastalarımızla ilgili bir şey sunarken onlardan izin alıyoruz, kimliklerini gizliyoruz vesaire. Dolayısıyla ulu orta, özellikle medyada bireylerin ruhsal rahatsızlıklarına işaret edecek açıklamalarda bulunmaktan kaçınmak gerekiyor. Bu birinci boyutu. Bir de bence bunun daha genel bir boyutu var. Bu da halk sağlığı açısından etik, psikiyatri, yine psikiyatri açısından ve halk sağlığı açısından değerlendirebileceğimiz bir şey. Bu bireylerin psikiyatristler tarafından ya da diğer ruh sağlığı çalışanları tarafından bir şekilde kendilerine işaret edecek biçimde, bazen karikatürleştirerek de belki medyada lanse edilmeleri aslında daha büyük bir halk sağlığı sorununa da işaret edebilir. Ya biliyorsunuz psikiyatrik hastaların stigmatizasyonu başlı başına bir problem. Hekim erişimleri dünyada temel bir problem. Bir de bunun üzerine medyada afişe olma kaygısını eklediğiniz zaman aslında bireylerin sağlığa erişimini engellemek açısından tıpta önemli bir ülke olan yarar sağlamayı da zedelemiş oluyoruz. Yine adaleti belki hastaların hekime erişimini zedelemiş oluyoruz. Yine bütün meslek taşlar arası ilişkiler açısından başta bir şeye işaret etmiştim. Yani profesyonellikle etik çok iç içe olan kavramlar. Dolayısıyla meslektaşların bir mesleği temsil ederlerken o mesleğin diğer mensuplarına karşı da bir sorumlulukları var.
Dolayısıyla halkın ya da toplum nazarında bir mesleğin bireylerinin, ötekilerinin de bu şekilde olduğu şeklinde bir imaj psikiyatriye gitmeye çalışan birinin psikiyatriye ulaşmasını engelleyebilir, tedavi süreçlerine ulaşmasını engelleyebilir. Bunu gerçekten çok boyutlu değerlendirmek gerekiyor. Ama temel ilke gerçekten çok ne diyelim, yani şunu demiyorum asla. Elbette psikiyatristler toplumu bilgilendirmek, toplum sağlığını korumak gibi bir görevleri de var. Bu anlamda ruhsal hastalıkların stigmatizasyonun azaltılması, toplumun bilgilendirilmesi, ruhsal hastalıklara ilişkin olarak tedaviye, sağlık hizmetlerine erişimi teşvik edici toplantılar, medya çalışmaları, programlar, televizyon programları içinde yer almak elbette meşru ve takdire değer. Ama bunun ne şekilde olduğu, ne şekilde yapılacağı konusu ayrıca kılı kırk yararak düşünülmesi gereken bir durum. Ama insanlar bakıyoruz bu konuda kendilerini rasyonelleştirebiliyorlar. Başka ülkelerde çok fazla tartışma var bu konuda. Dolayısıyla çok boyutlu bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz Amerika'da geçmişte devlet başkanlarının ruhsal rahatsızlıklarıyla ilgili çok ne diyelim sorumlu söylemler falan oldu. Hatta bunu halk sağlığı sorunu olarak değerlendirildi ama genel olarak buna olumlu yaklaşmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Medyayı nasıl etik çerçevede ve faydalı olarak kullanmamız gerektiğini de aynı zamanda mesajını vermiş oldunuz hocam. Ve siz anlatırken benim de hani aklıma şu geldi. Zaten hani muayene etmediğimiz hiçbir kişi hakkında tanısal bir değerlendirme yapmamamız gerekiyor. Bunu da vurgulamış olduk bir kez daha ve medyayı nasıl faydalı kullanırız ruh sağlığı alanında, buraya biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor belki de. Türkiye Psikiyatri Derneği olarak da bu konuda çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Kesinlikle, çünkü kişisel verilerin gizliliği günümüzde çok önemli ayrıca bir konu. Yani tanısını koymuş olsak da konuşmuyoruz biliyorsunuz biz hekimler olarak. Onların kişisel hakları. Hatta belki şeye de değinmek gerek. Yani kişilerin yaşamları ortadan kalktığı zaman da bu hakları baki. Yani kişi öldü, ben bu kişiyle ilgili dilediğimce konuşurum diye bir şeyden de bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla bunu hakikaten incelikli değerlendirmek gerekiyor. Tam da bu noktada şey aklıma geldi. Yani Freud'la Jung tartışmalarından biri, bunun bir videosu da vardı galiba YouTube'da falan. Jung'a soruyorlar Freud'la ilişkileri hakkında. Jung yorum yapmıyor. Yani insanlar öldükten sonra da aralarındaki dostluk vesaire ilişkisi söylüyor. Şimdi aklıma geldi. Teşekkür ederim. Gerçekten önemli konular bunlar. Evet. Ölüm haberlerinin yer alma şekliyle ilgili de aslında çok önemli değinmiş olduk hocam. Şimdi de yine aslında merak edilen bir konu, çok da bilinmeyen bir konuyu da sormak istiyoruz. Çok da vaktinizi almak istemiyoruz aslında ama sordukça sorasım geldi benim de. Bilimsel araştırmalar, bu araştırmalara gönüllü olarak katılan kişilerle ilgili etik çerçeve nasıl belirleniyor hocam? Bu süreçte, bilimsel araştırma sürecinde kimlerin nasıl sorumlulukları oluyor? Gerçekten çok önemli bir soru. Yani bilim etiği, araştırma etiği ayrıca çok fazla üzerinde belki konuşmamızı gerektiren bir konu. Şöyle ki bunu bir iki boyutuyla konuşmak isterim. Aslında birinci boyutu Türkiye'de benim çok sıkça gözlemlediğim herkesin ruh sağlığı alanında çalışma yapabilmesine ilişkin bazı sorunlar. Yani önüne bir ölçek alan neredeyse ruhsal çalışma yapıyor, psikiyatri ya da psikoloji çalışması yapıyor. Dolayısıyla daha başından bunu konuşmak gerekiyor. Bilimsel araştırmaları yapan bireylerin gerçekten bu konuda deneyimli olmaları, bu konuda eğitim almış olmaları gerekiyor. Bilimsel yetkinlik birinci basamağı diyebiliriz. Tüm bilimsel araştırmalar için bu geçerli.
Yani bu araştırmayı yapan kişi kimdir? Gerçekten bu konuda yetkin mi? Biz bu kişiye güvenebilir miyiz? Yaptığı yorumlar ne kadar isabetli olabilir? Ve bilim dünyasına ne katabilir? Dolayısıyla yanlış bilgi sokmamak da bir erdem. Böyle bir giriş yaptıktan sonra şu şeyi notu düşmek istiyorum. Psikiyatri hastalarımız özellikle bilim etik açısından belli durumlarda bazı hastalarımız örselenebilir gruplar kategorisinde değerlendiriliyor. Bunlar çocuklar, yaşlılar, diğerleri işte kısıtlı bireyler, bunlar cezaevlerinde yaşayan bireyler olabiliyor. Hatta bunu şu reble genişletmek mümkün. Hoca-öğrenci ilişkisinde, üst ilişkisinde alt pozisyonda olan birine, üst pozisyondaki birinin bir çalışma yapması bile örselenebilir gruplar kategorisinde değerlendirilebilir. Böyle bu bağlamda psikiyatrik hastalığı olan bireylerin örselenebilir gruplar kategorisinde olduğunu, dolayısıyla özenin bir kat daha fazla gösterilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Etik özenin gerçekten hastanın yararına yönelik bir çalışmanın planlanıyor olması gerekiyor. Şu da demek değil, yani şöyle bir yanlış anlama da belki kaymamak gerekiyor. Biliyorsunuz bazı psikiyatrik hastalıkların tedavileri çok ciddi çabalar gerektiren çalışmaları da gerektiriyor. Dolayısıyla hastaları bir uca kayıp çalışmaların tamamen dışında tutmak da uygun bir yöntem olmayacaktır. Yani hastanın bu anlamda genel faydalarını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama en kritik şeylerden birisi, bireysel olarak hastanın yararının her zaman bilimsel araştırma amacımızın önünde olması. Özellikle bunu klinik araştırmalar için, ilaç araştırmaları için söylemek mümkün. Belli durumlarda dikkat de çekmek gerekiyor. Bazen zorla yatırılmış hastalar olabiliyor ya da istem dışı yatırılmış hastalar olabiliyor. Bu hastalarda mümkünse hastaları bu tür araştırma süreçlerine almamak uygun bir değerlendirme olabilir. Yine psikotik hastalar, diğer hastaları değerlendirme alırken daha önce bahsettiğimiz onam konusu gündeme gelebilir. Yakınlarını sürece dahil etmek araştırmanın sağlığı açısından kritik. Burada belki en önemli şeylerden birisi mutlaka hastalara gündelik ilişkilerimizde yani bir çalışmaya katılmanın ya da katılmamanın onların tedavisini olumsuz anlamda etkilemeyeceği. Çünkü bazen insanlar böyle minnet duygusu da hekimin bana daha iyi bakacak, bu yüzden çalışmaya katılmazsam doktorum bana iyi bakmaz gibi değerlendirmelerde bulunabilirler. Bu konuda da hastalarımızı araştırmaya girmeseler bile tedavilerinin hiçbir şekilde aksamayacağı, uygun bir şekilde sürdürüleceği konusunda bilgilendirmek önemli. Bu şekilde araştırmalar konusu psikiyatrik hastalıklar için önemli bir konu gerçekten. Evet, çekincelerin de olduğu bir konu aslında evet. Hocam. Bu noktada inşallah aydınlatıcı olur izleyicilerimiz için de. Bugün bizimle çok değerli bilgiler paylaştınız hocam. Değerli bilgilerin olduğu güzel bir program oldu. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten burada sizlerle birlikte yer almış olmak. Yani yuvama dönmüş gibi oldum diyebilirim. Yani şu an etik alanda artık çalışıyorum ama psikiyatride ilk çalışma alanım. Dolayısıyla burada olmaktan da keyif alıyorum. Etikte olmaktan da çok teşekkür ederim ben ayrıca. Biz de tüm program ekibi adına ben de size çok teşekkür ediyorum hocam. Psikiyatriden gündeme programının bu hafta sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.